Röportaj adam. Karlı'nın videosunu gördün mü abi? Tamam. Bunu durmama izin yok mu? Estağfurullah. Ben unutmayabilirim. Bichicom'un sunduğu Tarihi Haber Ajansı'ndan iyi akşamlar sayın seyirciler. Vallahi sizler için tarihin tozlu sen benim günahlarımı affet yarabbim. Ben ödüme gününde falan mı? Saylası takımla siktirdiğim için bana bir sebep ver ya her gün. Haftalarından derlediğimiz en çarpıcı haberlerle karşınızdayız. Son zamanlarda hayatımıza giren bir icat, alışveriş alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi. Onun adı para. Muhabirimiz sizler için Lide bölgesine gitti ve parayı bulan şahıs Mahsun Karaca'yla çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Önceden benim maaşım ayda 2 eşekti. 3 ayda bir de 5 tane tavuk ikramiye alıyordum. Hadi tavuklar neyse kesip yiyorsun da eşek doldu. Dedim bu iş böyle olmaz. Bizim bu takas sistemi yerine bir birim bulmamız lazım dedim ve parayı buldum. Yani bu para dediğimiz kavramı inovatif bir yatırım aracı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ben bu parayı bulduktan sonra basmaya başladım ama nasıl biliyor musun? Bastıkça basıyorum. Çünkü kökü bende. Karışan neden de yok. Merkez Bankası da benim, BDDK da benim. Kafama göre takılıyorum. Şimdi bu parayı bas. Ev bir ton para doldu. Elime de ilk defa toplu para geçiyor. Dedim ben bunu nasıl değerlendireyim? Önce bir evimi arabamı kenara koydum. Yalnız ben bastıkça baktım paranın değeri düşüyor. Meğerse yanlışlıkla enflasyonu da bulmuşum. O zaman dedim ne yapayım? Paran değer kaybetmesin. Gittim hepsini Bitcoin'e yatırdım. Ulan bu Mahsun'la var ya, parayı buldu hemen bizi unuttu. Eskiden yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi be. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Parayla saadet olmaz. Er ya da geç anlayacak paranın mutluluk getirmediğini ama iş işten geçmiş olacak. Ya millet arkamdan konuşuyor işte parayı buldu da götü kalktı da falan filan. Resmen paranla rezil oluyorum ya. Ama görürüm ben onları. Bütün dünya bu paranın köpeği olacak. Hadi bakayım. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Kilikya bölgesinde bir sahte para operasyonu düzenleyen polis piyasaya sürülmeye hazır on binlerce sahte para yakaladı. Şimdi operasyona ait görüntüleri izliyoruz. Biz ne yaptıysak parasızlıktan yaptık dayı. Delikanlıya para değil parasızlık o zaman anlayın mı? Gençlere buradan mesajım var. Kendilerine bizi örnek almasınlar. Çalışıp kendi paralarını kendisi kazansınlar tamam mı? Gündemimize acı bir haberle devam ediyoruz. Dünyamıza çarpan dev bir göktaşının sebep olduğu patlamada yüz binlerce dinozor telef oldu. Muhabirimiz Alberk Olgay olay yerindeki vatandaşların duygularını aktardı. Dün gece saat 3 sularında arkamda görmüş olduğunuz bölgeye dev bir göktaşı düştü ve dünya üzerindeki bütün dinozorlar yok oldu. Şimdi isterseniz gelin hep birlikte mahalle sakinlerinin görüşlerini alalım. Vallahi ben gece yatıyordum, güm diye bir ses çıktı. Dedim herhalde magandanın biri yine silah sıkıyor. Kafayı vurup yattım. Sabah bir kalktım tüm dinozorlar ölmüş. Vallahi kim yaptıysa eline koluna sağlık. Çok iyi oldu, çok da güzel iyi oldu tamam mı? Hangi parti yaptıysa bir sonraki seçimde oyum onlara. Ya bu hayvanlara yazık değil mi kardeşim? Gel beni çek. Ya geldiler hayvanları zehirlediler, öldürdüler ya. Ya şu kadar T-Rex'lerin kime ne zararı vardı ya? Hayır bizi koruyordu burada en azından yabancılar geldiği zaman saldırıyordu. Zehirlediler hayvanları, telef ettiler ya. Valla biz belediye zehirledi diye biliyoruz yani göktaşı falan görmedik biz. Bıktık ya mağaramıza giremiyoruz ya çoluğumuzu çocuğumuzu ısırıyorlar. Geçen benim kaynım yediler ya. Bakın bir keresinde ne oldu? Çarşıya gidin dedim yontma taş alayım. Tam şurada bak raptorlar önümü kesti. Canımı zor kurtardım. Dedim bu köşeden kaçayım şu arkadan dolanıp gelin. Yolumu kaybettim. Ben gelene kadar devir değişmiş. Cilalı taş devrine geçmişler. Şimdi ben bu kadar yontma taşı ben götüme mi sokayım? Valla dinozorların yok olmasına üzüldük tabii ama... Benim hayatımı çok da etkilemedi açıkçası. Ben zaten veganım. Hayvansal gıda tüketmiyorum. Arkada ufak bir hobi bahçem var. Orada kendi ektiğim ürünleri tüketiyorum. Uzun yıllardır gelmesini heyecanla beklediğimiz matbaa, İbrahim Müteferrika'nın yoğun çabaları neticesinde nihayet Osmanlı'ya geldi. Fakat bu haber bazılarını pek de mutlu etmemiş gibi. Mikrofonumuzu matbaanın gelişinden memnun olmayan hattatlara uzattık. Ben Hattatlar Odası Başkanı Karacaoğlu Mahsun Bey. Hattatlar ne demek ya? Onu söyledim abi ya. Yazıcı. Hattat sanatı. Elini kitap yazan, güzel yazı. El yazan. Biz hattatlar olarak Arapça. Matbaaya karşıyız. Bu gavur icazını getirdiler buraya bedavadan o kafasına göre basacak. Ben bir kalem plakasına 1 milyon akçe verdim. Biz burada eşek başı mıyız? Salak mıyım ben?
Yani bunu tehdit olarak algılamayın ama az önceki matbaacı arkadaşa ne yaptığımızı gördünüz. Burada durarak onları rahatsız edeceğiz. Basım yapmalarını engelleyeceğiz. Eğer basmak isteyen matbaacı gelirse de ağzını yüzünü kırıp gerekeni de yapacağız. Bunu da buradan söylüyoruz. Bu İbrahim Müteferrika denen ya. Şahsın da dış güçlerin piyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Boşuna getirmedi bunu buraya. Buyur kardeşim, hani yazılacak. Kaç sayfa? Barış abi nasılsın? Ya Saylas, sen sıkıntılı mısın? Çok garip ya. Çok tuhaf bir çar oldu bu ya. Oğlum sen niye bu kadar garip bir adamsın ya Saylas?